Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Özer. Bugün sizlerle bir Windows 8 projesi yapacağız. Projemiz yemek tarifleri olacak. Yemeklerimizi de klasörler halinde çekeceğiz. Her bir klasörün ismi yemeğimizin ismi olacak. Klasörün altında malzemeleri, tarifi ve resmi bulunacak yemeğimizin. Malzemeler bu şekilde tarifimizde metin belgesinin içinde yazılı olacak. Şimdi hemen Solution Explorer, pardon, tabii yeni bir proje oluşturuyoruz. Projemizi Windows Store projesi olacak. İsmi de yemek tarih film olsun. Şimdi projemiz oluştu. Hemen Solution Explorer kısmından main page'imize gelelim. Projemizi ilk önce kod kısmından başlayacağız. Yani elimizde yemeğimizin listesi olacak. Daha sonra da tasarımını yapacağız. Hemen Solution Explorer'da yemek tariflerimizi sağ tıklayıp yeni bir klasör oluşturuyorum. Klasörün adı yemekler olsun. Bu klasörün içine de bizim 4 tane yemeğimizi gönderdim. Şimdi başlayalım. Bir tane yemek adında sınıf oluşturuyorum. Index değişkeni oluşturdum bir tane. Daha sonra yemek adı değişkeni. Daha sonra malzemeler. String, tarif ve yemeğimizin resminin URL'si. Şimdi klasımız, sınıfımız oluştu yemek isminde. Şimdi yemek listemizi de tanımlayalım. List yemekler dedim. Şimdi yemek listemiz de tamam. Şimdi veri okumaya geldik. Öncelikle yemekler klasörümüze ulaşacağız ve bu klasörün altındaki 4 tane klasöre ulaşıp her bir klasörün içerisindeki verilere ulaşacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Klasör yemekler. Bu yemekler klasörümüz olacak. Windows nokta application model nokta basic nokta current nokta installed location. Şunu şöyle yapalım. Bunu using'e gönderelim. Using'e gönderdiğimiz anda yukarıya geldi. Şimdi installed location dedim. Nokta get folder. Folder'ımızın ismi de yemekler klasörü. Tabii bu asinkron olduğu için metodumuza komutlarını ekliyoruz metodumuza ve şimdi klasör yemekler klasörüne ulaştık. Bu yemekler klasörünün içindeki klasörler bize lazım. Ona da şöyle ulaşıyoruz. Şöyle yapalım. List klasörler diyelim. Klasör yemek klasör yemekler nokta get folders. Tabi bu da asinkron olduğu için get komutunu ekliyoruz. Şimdi bize burada list klasörler şunların listesi geldi. Ağzıda alan börek, bulgur pilavı, ezogen çorbası ve kağıtta kek. Şimdi for döngüsü oluşturuyorum. List klasörler nokta count. Hemen string deyip klasör adı diyorum. Bu da list klasörler i nokta display name.
Şimdi burada klasörün ismi klasör adına geldi. Bu klasörün ismi ayrıca bizim yemeğimizin ismi olacak. Daha sonra yemek ismimiz tamam. String malzemeler diyorum. Şimdi burası string malzemeler dediğimizde malzemeler txt'sini okutacağız. Onu şöyle yapıyoruz. Windows.storage.fat.txt Şunu yine user'e gönderelim. Using Windows Storage diyorum ve onu yukarıya gönderdik. Şimdi bize burada ne istiyor? Absolute path istiyor. Hemen biz de veriyoruz. Yemekler slash klasörün adı. Orayı biz kendi klasör adımızı veriyoruz. Slash ve malzemeler txt. Bir de bizden kodlamayı istiyor. Onu da bu şekilde yazıyoruz. Ve şu anda malzemeler txt'sini okuduk. Tabi neden altını çiziyor? Asinkron olduğu için evet diyoruz. Aynı şeyi bir de tarif için yapalım. Evet. Yemekler klasör tarif nokta txt. Bunu da enkodik verelim. Tamamdır. Tarifimizi de okuyarak aldık. Bir de resim URL'sini verelim. Resim URL'si de şöyle vereceğiz. Yemekler slash artı klasör adı artı resim nokta y. JPEG tamamdır. Bakalım doğru mu? Doğru. Şimdi yemek sınıfımızdan bir tane nesne üretiyoruz. Yemek nokta indeksimiz iyi olsun. Şuradaki formumuz neyse. Daha sonra yemek nokta yemek adımızda bizim zaten klasör adımızdı. Yemek nokta malzemeler eşittir. Malzemeler diyorum. Yemek nokta tarif eşittir tarif. Yemek nokta isim modeli eşittir isim modeli. Sınıfımızdan bir tane nesnemizi ürettik. Bunu da list yemekleri ekleyelim. Şimdi bunu bir kontrol edelim. Şöyle bir breakpoint koyuyorum. Çalıştırıyorum. Evet, hatası geçti. Bakalım. 4 tane nesne gelmiş. Her bir nesnemiz yemeğimiz eklenmiş listemize. Şimdi tasarımı yapalım. Tasarım için tabi Blend kullanacağız. Main page'imize sağ tıklıyoruz. Open Blend diyoruz. Blend programımız açılıyor. Şimdi sayfamıza bir tane arka plan verelim. Şöyle bir grimsi bir arka plan olsun. Tamamdır. Artık uzaklaşalım. Şimdi bir tane grid view ekliyorum. Listelemek için.
Tamam, bunun özelliklerinden birini yine yapalım. Bu şekilde bir sel yapalım. Tamamdır. Şimdi bizim grid'imiz oluştu. Grid'imize sağ tıklıyorum. Edit Additional Template'den Item Template'ini yeni bir Item Template oluşturacağım. Template adını soruyor. Template yemek diyorum. Ekleneceği yer grid view'in içerisi olsun. Ve bir tane grid geldi. Şu anda bu grid bizim grid view'in içindeki her bir item'a işaret ediyor. Hemen özelliklerinden genişliğini veriyorum. Yüksekliğinde 200 yaptım. Arka plana da yememizin resmi olsun arka planda. Şu an bunlar tasarım için veriyorum. Hani tasarlarken nasıl görünüyor ona bakmak için. Normalde bunlar kod tarafından gelecek. Stres kısmını uniform profil diyorum. Ve bu şekilde resim içine doldu. Şimdi buraya bir tane de grid ekliyorum. Hemen genişlik 30 olsun. Yükseklik 40 olsun. 40 olsun. Horizontal alignment. Sağ ve sola yaslı olsun. Margin sola 0 olsun. Vertikal bakalım. Bu da aşağı doğru yaslı olsun. Yukarıdan zaten yükseklik verildi. Şimdi bir de buna bir renk verelim. Şöyle kırmızı olsun. Şimdi %50 opasitesine verelim. Bu şekilde. Şuraya 50 verdik. Tamamdır. Şimdi bir tane de bunun içine text block ekliyorum. Text blockumuz 14 font olsun. Fontu da ayarladıktan sonra şimdi tutup sağa doğru yaslayalım. Genişlik 30 zaten, yükseklik 30. Bunları her iki tarafa yaslayalım. Biraz soldan margin veriyorum. Biraz da yukarıdan. Tamamdır, geldi. Şimdi item'ımız, template'imiz hazır. Yüzüstüye geçiyorum. Şimdi buraya eklediğimiz grid view ve template'in kodlarını oluşturacak. Yes all diyorum ve grid view geldi. Grid view'imizin tabi ismini verelim hemen. Grid view. Yemekler diyorum. Şimdi buradan image source'ü bizim şurada yaptığımız image source hemen binlik vereceğim. Neydi bizim resim modelimiz? Buraya yapıştırıyorum. Text blogumuzun text'i de yemeğimizin ismi olacak. Hemen ona da bakalım. Yemek adı. Kopyalıyorum ve binlik yemek adı. Tamamdır. Şu anda her şey hazır. Sadece grid view'imize item source vereceğiz. Onu da for'da listeyi doldurduk. Bu listemize de grid view'e işleyeceğiz. Items source eşittir list yemekler. Şu anda grid view'imizin item source'üne de liste yemeklerini verdik. Uygulamamızı çalıştıralım. Ve karşımıza yemeklerimizin listesi bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir dahaki dersimizde eklediğimiz yemeklere tıkladığımızda detay sayfası oluşturacağız. Ve her birinin detay sayfasında malzemeleri ve tarifi görünecek. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.